Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz? Bugünkü videomuzda tanışacağız. Evet. Çünkü ben şey fark ettim. Ben tanışma videosu falan çekmemişim. Yani kendimi tanıttığım, işte geçmişte neler yaptığımı anlattığım, şu an neler yaptığımı anlattığım doğru düzgün bir video bulamadım. Ve o sebepten dolayı dedim ki yani niye böyle bir video çekmeyeyim? Çünkü çoğunlukla YouTuberların falan ilk videoları şöyle oluyor. Beni tanıyın, ben kimim falan gibisinden videolar. Ve ben de o sebepten dolayı böyle bir video çekme kararı aldım. Yani şimdi bu kendimi tanıttığım video 3 farklı part üzerine ilerleyecek. Yani ilk part geçmiş olacak. Yani geçmişte neler yaptım, bugünüme kadar nasıl geldiğim. Ondan sonracığıma şimdi neler yaptım, nelerle uğraştım ve gelecekteki planlarım. Bunları bu şekilde ayırmayı düşündüm. O zaman ilk önce ben size kendimi tanıtayım, sonra geçmişte neler yaptığımı anlatayım. Benim adım Kardelen, ben 17 yaşındayım. Liseyi 2021 yılında bitirdim. Almanya'da yaşıyorum. Ve aslında bunlar genel bilgiler. Bir ablam var. Annemle babamla aynı evde yaşıyorum. Şu anda ayrı evde falan değilim. Birazcık hobilerimden bahsedeyim. Benim hobilerim, hatta küçüklüğümden beri hobilerimin arasına giren şey hikaye yazmak, kitap okumak. Bu ikisini yani ne zamandan beri yapıyorum hiçbir fikrim yok. O kadar küçükken başlamışım buna yani. Hatta benim küçükken böyle defterlerim varmış. İçine bir şeyler yazıyormuşum, yazılar yazıyormuşum. Ve annemler falan bunları okuyup şok oluyormuş. Bu çocuk bunları bu yaşta nasıl yazıyor falan diyorlarmış. Gerçekten bu arada. Ve çok mutlu oldum. Bunu ben hatırlamıyorum bu arada. Ne yazdığımı bilmiyorum. Defterler yok maalesef. Keşke olsa da okusak ama yok. Şimdi biraz geçmişimden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu birazcık çocukluğuma inmek istiyorum. Ben 2,5 yaşındayken annemler Almanya'ya taşınmış. İlk önce biz Frankfurt isimli o koca şehirde yaşamaya başlamışız tabii ki. Ve ben 8 yaşıma kadar orada büyüdüm, orada yaşadım. Yani anlayacağınız anaokuluna Frankfurt'ta gittim. İlkokula Frankfurt'ta gittim. Ama 3. sınıfta başka bir şehre taşınmaya karar verdik. Babamın işinden dolayı birazcık. Bir de birazcık daha büyük bir eve ihtiyacımız vardı. Çünkü bizim Frankfurt'taki evimiz 2 odalıydı. Bir oturma odası vardı, bir yatak odası vardı. Mutfak ve banyo ve 40 metrekare içerisinde 4 kişi yaşıyorduk. Yani gerçekten zor bir durumdu. Odada biz kalıyorduk. Bazen değişiyordu, çok garipti. Çocuk odası yapıyorduk. Sonra annemler birden yatak almıştı. O yatakta işte nereye sığacak diye düşündüler. Sonra bizim odayı komple değiştirdik. Annemlerin odası oldu. Ve çok garip yani, bir biz oturma odasında yattık. Bir onlar o odada yattı. Bir bizim odamız oldu. Onlar oturma odasında yattı falan. Öyle geçiniyorduk bir şekilde. Sonra işte dediğim gibi daha büyük bir eve çıkma kararı aldık. Ve tabii şehir değiştirdik dediğim gibi babamın işinden dolayı. Çünkü eğer buraya taşınmasaydık babam yoksa her gün 30 kilometre işe gitmek zorunda kalacaktı. Bir de 30 kilometre falan geri dönecekti. O yüzden biz taşındık Frankfurt'tan. Ama ilk önce Frankfurt'taki olaylardan birazcık bahsetmek istiyorum. Nasıldı mesela? Ben şunu söyleyeyim, hayatımın en güzel kısmı orada geçti benim. Çünkü çocuktum. 40 metrekare içerisinde yaşamamız falan benim için hiçbir şey ifade etmiyordu bu arada. Evimiz benim için kocaman bir saray gibiydi bu arada, gerçekten. Yani hatıralarımda asla öyle küçük bir yer değil. Hatta ben cidden evimizi falan çok büyük, çok wow falan sanıyordum. Çünkü daha iyisini görmemişim, anladınız mı? Ve çok seviyordum kesinlikle. O yüzden çok memnundum. Büyüdüğüm yerden, işte yaşadığım yerden çok memnundum. Bizim evimizin önünde böyle parklar vardı birkaç tane. Oraya çıkar oynardım. Bazen ablamın peşine takılırdım. Ablam ergenlik yaşlarındaydı o zamanlar. İşte kankileriyle falan buluşacak kız. İşte belki özel bir şeyler konuşacaklar ama yok. Annem hep diyordu ki kardeşini de yanına al falan. O yüzden ablama çok acıyorum kesinlikle. Hep onun peşindeydim. Ama çok seviyordum ya. Ben büyüklerle takılmaya bayılıyordum küçükken. Çok bilmiş bir çocuktum. Gerçekten aşırı çok bilmiş bir çocuktum. Bizim alt katımızda, alt dairede teyzemler yaşıyordu. Aşırı güzel değil mi? Yani biz yukarıdayız, teyzemler aşağıda. Ben hep onlara giderdim küçükken. Onu hatırlıyorum. Çok güzeldi. Ben çok eğleniyordum. Her akşam onlardaydık. İşte
eniştem patlamış mısır falan yapıyordu. Ben de patlamış mısır yiyordum. O zamanlar bir de ben, arkadaşlar ben çok zayıf bir çocuktum. 7 yaşıma kadar hiçbir şey yemiyormuşum. Salata dışında ve kola dışında hiçbir şey tüketmiyormuşum bu arada. Gerçekten. Yani annemler zar zor bana bir şeyler getiriyormuşlar. Sonra ben bir 7 yaşımdan sonra ne olmuşum hiçbir fikrim yok. Ama bir yemeye başlamışım. Annemlerde yiyormuşum, evde yemek yiyormuşum. Sonra teyzemlere gidip teyzemlerde de yemek yiyormuşum. Teyzemlere şey diyormuşum bir de, annem beni aç bıraktı, bana yemek yap teyze. Bunu da yani hatırlamıyorum bu arada ama yapmışımdır ben. Ben kesin yapmışımdır. Sonra tabii benim göbek şu şekilde. Çok kötü ya. Vallahi bir şey söyleyeyim, ben çok kilo almıştım o aralar, hatırlıyorum. Ama nasıl mutluyum. Hayatımdan nasıl memnunum. Yemek yiyorum, içiyorum. Oh mis. Bir de hani müthiş ya. Vallahi hiç rahatsız değildim. Kilolu olduğumu düşünmüyordum bu arada. Ben hala bir prensesim falan kafasındaydım. Çok özgüvenliydim küçükken. Bir de aşırı umursamazdım. Keşke yine öyle olsam. Keşke yine öyle olsam ama yok. Neyse, küçüklüğümden birazcık bahsettim. Şimdi işin kötü tarafına geliyoruz. İşte Frankfurt'taki hayatım dediğim gibi toz pembeydi, çok güzeldi. Arkadaşlarla buluşuyordum, dışarı çıkıyordum, ablamın peşine takılıyordum, teyzemlere gidiyordum. İşte okula gidip geliyordum. Hiçbir şekilde hiçbir tanrının evladı bana ödev yaptıramıyordu. İlkokul hayatım boyunca o ilk 3 yıl hiç oturup ödev yaptığımı hatırlayamıyorum. Çünkü öyle bir şey olmadı. Ödev yapmıyordum hiçbir şekilde. Notlarım da kötüydü ama bana ne? Yani ben öyle takılan bir çocuktum. Ödev yapmamanın yanı sıra bir de benim birkaç hobim vardı. Ben dediğim gibi kitap okumayı çok seven bir çocuktum. Hatta sınıfta en iyi okuyan kişi bendim. Yani bir şey okunacağı zaman öğretmen böyle severek beni seçiyordu. Çünkü ben çok güzel okuyordum. Yani yaşıma göre gerçekten çok iyiydi. Böyle 40 sayfalık bir kitabı 20 dakikada falan okuyordum bu arada. Ama çocuk kitabı tabii ki. Yazısı da biraz daha büyük, biraz ince falan. Ama yani yine de okuyordum. Bence bu büyük bir başarı bir çocuk için. Bir de çok küçüktüm hani. Bir de benim şöyle bir huyum vardı arkadaşlar. Ben kitap okumaya bayıldığım gibi tekrar tekrar aynı kitapları okumaya da bayılıyordum. Bir de o zamanlar durumumuz malum, çok yeni kitap alamıyorduk. O sebepten dolayı ben yıllarca hep aynı kitapları okudum. Yani bir tane kitap aşırı derecede iyi aklıma kazınmış çünkü 1000 defa okudum. Şu kitap, Almanca bir kitap ama bayılıyorum. Gerçekten çocukluğum bununla geçti. Bu kitabı 20 defa falan okumuşumdur. Neyse, konumuzdan çok sapmayalım. Şimdi çok konuştum Frankfurt'taki hayatımla ilgili. Sonra biz şimdi yaşadığım şehre taşındığımızda neler yaşandı onlardan bahsedeceğim. İlk önce tabii ki ben pek takılmadım buna. Yine umursamazlığım almış başını gidiyor falan. Yani biz taşındık. Arkadaşlarım falan vardı Frankfurt'ta ama yani çok da üzülmedim açıkçası taşındığımız için. Mutluydum. Yeni bir yer, yeni arkadaşlar, yeni okul falan. Heyecanlıydım, mutluydum gayet. Sonra, size bir şey söyleyeyim mi? Biz buraya taşındık. Ben okula gittim. İlk iki gün böyle iyi anlaştım insanlarla. Birkaç arkadaşım oldu. Arkadaşlar, ilk haftadan sonra ben iki hafta falan hastalandım. Çok feci hastalandım. Yani gerçekten ne oldu hatırlamıyorum ama iki hafta yani yataktan çıkamadım. Çok kötü durumdaydım. Sonra tekrar okula gittim. Bir baktım abi kimse beni umursamıyor falan. Hani yeni gelmişsin ya, ilk başta tüm ilgi senin üzerindeydi. Sonra birden iki hafta sonra gittim, kimse benimle konuşmuyor, kimse benimle oyun oynamıyor. İşte öğretmen, sınıf öğretmenimiz çok katı bir kadındı, çok kuralcıydı. Ve benim eskiden gittiğim okula böyle bir durum asla söz konusu değildi. Çok arkadaşım vardı. Her teneffüs mutlaka arkadaşlarımla oyun oynardım, eğlenirdim, konuşurdum. Öğretmenlerim aşırı iyi kalpliydi. Ben bu okula geldim, mahvoldu. Hayatım mahvoldu, tükendim ya. 8 yaşımda bir çocuk olarak depresyona girmiştim. Okula gitmek istemiyordum. Öğretmenlerin davranışları çok yanlıştı bir kere. Ufacık bir hata yaptığında sana kızıyordular, bağırıyordular. Mesela ben ödevimde... Abi yemin ederim psikolojimi bozan olayı size anlatacağım. Bak cidden çok bozulmuştu psikolojim. Bir tane sınıf ödevi vardı, tamam mı? Bu matematikte yapmak zorunda kaldığım ilk ödevdi. Ve biz Frankfurt'taki okulumuzda hep farklı şekilde hesaplama yapıyorduk. Yani mesela atıyorum 45 artı 45 falan yazıyorduk böyle arkası arkaya.
sonra eşittir diyorduk, hesaplıyorduk bunu. O şekildeydi yani bizim hesaplama biçimimiz. Ben buraya geldim. Abi bambaşka. Nasıl yapıyorlar? Yani düşün, sadece 30 kilometre var arada ama dünyalar kadar da fark var. Frankfurt bir kere modern bir şehir. Çok büyük bir şehir. İşte milyonluk şehir olduğu için. O sebepten dolayı daha farklı, daha güzel, daha kaliteliydi yani. Ben buraya bir geldim. Ne oluyor lan dedim. Bu ne yani? Ben anlamadım bir de. Sonra tabii keskin zekamla bir 5 dakikada çözdüm ben olayı. Bir de ay işin kötü tarafı neydi biliyor musunuz? Ay bunu da anlatacağım. Neyse dur ilk önce şu ödev olayını anlatayım. Sonra ben bu ödevi yaptım. Doğru yaptım ödevi bu arada. Gerçekten her şey doğruydu. Annemlere de kontrol ettirdim. Sonra gittim bunu kadına gösterdim. Kadın ne yaptı biliyor musunuz? 2 saat uğraştım ben o ödevle. Çünkü o kadar fazla hesaplanacak şey verdiler ki ben hayatımda bu kadar ödev yapmadım, tamam mı? Neyse 2 saat uğraştım o ödevle. Kadın ne yaptı biliyor musunuz? Ödevimin üstünü şöyle çizdi ve dedi ki karelerin içine dolduracaksın sayıları dedi. Yani bir kareye bir sayı, ikinci kareye ikinci sayı falan o şekilde yapacaksın dedi. Abi ne fark eder? Ben her şeyi doğru hesaplamışım. Ne fark eder? Sayının karede olması ne alaka hani? Deli misin sen? Manyak mısın? Şok oldum. Ağlayasım geldi. Yemin ederim çok duygulandım. Gözlerim falan doldu. Sonra ben eve gittim. Ağladım, annemlere anlattım. Dedim ki niye böyle yaptık? Her şeyi doğru hesaplamıştım. Ne kadar garip bir kadın bu falan dedim. Kadın bu arada böyle 60'lı yaşlarındaydı. Artık emekliliğe ayrılacak. Benim eski öğretmenim ise gencecik, çıtırdı yani. Böyle bir en fazla 30 yaşındaydı. Tabii ki şeyden dolayı da olabilir bu. O kadın farklı bir kuşaktan geliyor. Daha yaşlı. Ne bileyim, daha farklı bir şekilde eğitilmiş. Diğeri ise bambaşka bir şekilde. Bir de şehirden şehre çok fark var. Frankfurt dediğim gibi daha modern bir şehir. Benim şu an yaşadığım şehirse yani eskilerde kalmış biraz. Kusura bakmayın da. Neyse. Çok kötüydü. O öğretmenle sonradan iyi anlaşmaya başladım. İlk başta çok kötü davranıyordu bana. Sonra sevmeye başladı beni. Ben de onu sevdim. Bana birazcık disiplin verdiğini söylemek yanlış olmadı aslında. Gerçekten birazcık onun sayesinde daha çok dikkat etmeye başladım. Daha fazla ödev yaptım. Hani korku var ya, o korku beni birazcık daha iyi eğitti diyebilirim. Neyse, sonradan arkadaşlarla olan durumum da düzeldi. Yani arkadaş edindim. İyi anlaştım onlarla. Böyle. Hatta şu anda en yakın arkadaşlarım olan iki insanla da o zamanlar bir sınıftaydık. İlk başta hiçbir şekilde anlaşamıyorduk. Hatta benimle dalga falan geçiyordular. Ama şimdi kankamlar. Zaten hep böyle olmuyor mu? Şimdi böyle çocukluğumdan birazcık ergenliğe geçelim istiyorum. Ben sonra 5. sınıfa geçtim. Yani Almanya'da 5. sınıfı artık ortaokul demek oluyor. 5. sınıfa geçtim arkadaşlar. Her şey çok daha güzel oldu. Sınıf öğretmenim dünyanın en iyi öğretmeni olabilir. Yani gerçekten 10. sınıfa kadar, lise son sınıfa kadar onunla birlikteydim. Aşırı iyi bir adamdı ya. Ben gerçekten o adamı çok seviyorum. Ondan sonra Cima işte arkadaş edindim. Çok mutluydum. Her şey yolundaydı falan derken ben yine 8. sınıfta benim kaderimmiş gibi zorbalığa uğramaya başladım. Olayları anlatmayacağım. Bunlar tabii özel olaylar. Eskiden bir takım sıkıntılar yaşanmıştı ve zorbalığa uğradım. Bayağı böyle ağzımın içine ettiler sınıfça. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir suçum, hiçbir günahım yoktu ama insanlar beni sevmiyordu. Çünkü sebepsiz yere. Ya gerçekten çok sebepsiz yere etti. Yemin ederim o kadar çocuksuydular ki yani bana karşı olan tavırları beni çok yıkmıştı ama. Çünkü ergenliğimin ortasındayım. Ondan önce her şey yolundaydı. Birdenbire zorbalığa uğradım. O bir yıl boyunca zaten her hafta en az 2 defa okula gitmiyordum. O sınıfı nasıl geçtim hiçbir fikrim yok. Hiç arkadaşım yoktu sınıfta. Sınıfta hiç arkadaşım kalmamıştı. Önceden işte böyle tüm sınıfla iyi anlaşırken birden kötü olduk falan. Neyse sonra bu dönem de sona erdi. Ya işte 9. sınıfta 2 tane yeni insan geldi sınıfıma. Bir tane çocuk ve bir tane kız.
Onlar da hala benim arkadaşlarım ve çok seviyorum onları da. O zamanlar yeni tanıştım onlarla. Bayağı iyi anlaştık. Sonra sınıfta bunun da arkadaşı oldu falan deyip zorbalığı bıraktı herhalde. Uğraşmadılar benimle daha fazla. 9. sınıf o yüzden güzeldi. İki yakın dostum vardı sınıfta. Çok mutluydum. İşte sonra 10. sınıf, lise son sınıf olmuş oluyor bu. Çok güzel bir seneydi. En sevdiğim yıl yani gerçekten 10. sınıf. 10. sınıf çok güzeldi. Sınav stresi falan tabii ki vardı. Ama yani o kadar güzeldi ki tüm sınıfla anlaşıyordum. Sınıftaki herkes çok iyiydi. Bu arada ben 10. sınıfta sınıf değiştirdim. Şöyle bir şey oldu yani. 9. sınıfta farklı bir sınıftaydım. Sınıfta sadece 2 tane çok yakın arkadaşım vardı. Kalan hiçbiriyle konuşmuyordum. Muhatap olmuyordum açıkçası. Bir de bir tane çocuk vardı. Onunla da çok iyi anlaşıyorduk. Sonra çoğu 9. sınıfta da bırakabiliyorsun okulu. 9. sınıfta çoğu ayrıldı. Sınıfımdan sadece 2 kişiyle birlikte ben 10. sınıfa geçtim. Bu demek oluyor ki farklı sınıflardan, farklı 9. sınıflardan insanlar da 10. sınıfa geçiyor ve biz bir araya geldik. Yeni sınıftı, yeni bir ortamdı, harikaydı. Ben aşırı memnundum durumdan. Herkese çok iyi anlaşıyordum. Öğretmenlerim hiç olmadığı kadar iyi insanlardı. Yani öğretmenler de değişti tabii ki. Ve bu şekilde de okul hayatım bitti. Çok güzel yıllardı açıkçası. Yani tabii kötü tarafları vardı elbette. Bu zorbalık olayları falan yaşandı. Ama bunlar her yerde yaşanıyor bu arada. Irkçılıktan dolayı değil kesinlikle. Öyle düşünmenizi istemiyorum. İlkokuldaki tamamen şeydi büyük ihtimalle. Ben biraz utangaç bir insandım. Ya insanlarla çok iletişim kuramıyordum küçükken. Yani çok bilmiştim falan ama okulda çok sessiz bir çocuktum. Ve çocuklar da büyük ihtimalle o yüzden benimle oynamak istemiyorlar. Farklıydım onlardan çünkü. Öyle ama sonra arkadaş edindim, sorun olmadı. İşte 8. sınıftaki şey de tamamen, yani kusura bakmayın da sınıftakilerin aptallığından dolayı. Yani o kadar cahil insanlarla bir aradaydım ki o zaman hiç hatırlamak bile istemiyorum açıkçası. Ben o zaman sınıfı değiştirmek istiyordum. Gittim öğretmenlere söyledim, ben bu sınıfı değiştirmek istiyorum. Bana kötü davranıyorlar dedim. Ve gerçekten bu umursamazlığa inanamıyorum. Yaşanan her şeyi biliyorlar, her şeyin farkındalar. Abi izin vermediler sınıfımı değiştirmeme. Ben gitmek istiyordum oradan. Ben basbaya başka bir sınıfa geçmek istiyordum. Çünkü bana o kadar kötü sözler söylüyordular ki. Neyse, sinir olmayacağımı düşünmek bile istemiyorum. Ama neyse ki bir yıl sürdü. Bazı insanlar okul hayatları boyunca zorbalığa uğruyorlar. Neyse, zorbalık konusunu geçelim. Şimdi lise bitti. En son anlattığıma göre 10. sınıftan sonra lise hayatım son buldu. Şu anda aslında devam edecektim ben okula. Hatta yüksek liseye başlamıştım. Bu 11. 12. ve 13. sınıfı yapmak anlamına geliyor. Yani 13. sınıfa kadar okuyorsun, ondan sonra üniversiteye falan gidiyorsun işte. Ben başladım. Bir hafta gittim bıraktım. Bir hafta gittim bıraktım. Sebebi okulda iyi olmamam falan değildi kesinlikle. Notlarım harikaydı. Çok çalışkandım. Yapabileceğimi de düşünüyordum ama bazı özel sebepler diyelim. Devam okumak ister miydim? Aslında isterdim. Çünkü benim hayalim aslında edebiyat okumaktı. Yani bu 13. sınıftan sonra üniversiteye gidip edebiyat okumak istiyordum. Hatta yalnızca edebiyat değil, birkaç farklı bölüm daha vardı aklımda. Mesela psikoloji okumayı çok isterdim. Psikolog olmayı çok isterdim. Çünkü psikoloji her zaman ilgimi çekmiştir. Aşırı derecede. Ve tabii ki edebiyat da yazarlıktan dolayı çok ilgimi çeken bir şey. Ondan sonra edebiyat okuduktan sonra şey olabiliyorsun, senarist olabiliyorsun Almanya'da. Film senaristi, dizi senaristi falan olabiliyorsun ve bunu yapmak isterdim. Ama ne yazık ki olmadı bu istediklerim. Şimdi kendime farklı bir yol çizmeye çalışıyorum. Şu anda evdeyim. Bu yılımı full evde geçireceğim büyük ihtimalle. Bu sebepten dolayı kendime yeni bir meşgale buldum ve video çekmeye başladım. Video çekmek aslında beni rahatlatıyor. Çünkü ben çok konuşan bir insanım. Çok fazla konuşan bir insanım. Dışarıya konuşarak yansıtmam gerekiyor. Ve video çekerken de tam olarak bunu yapıyoruz zaten aslında. O sebepten dolayı beni çok rahatlatıyor. Beni mutlu ediyor YouTube'a içerik üretmek. Editleme işini pek sevemedim. Alışamadım. İyi yapabiliyor muyum? Hiçbir fikrim yok.
Ama elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bildiğiniz kadarıyla benim bir sevgilim var. Uzakta yaşıyor. O Türkiye'de yaşıyor. Bense Almanya'da internet üzerinden tanıştık. 2 defa buluştuk. Çok güzel zamanlar geçirdik ve 1,5 yıldır da sevgililiğimizi sürdürüyoruz. Açıkçası şöyle söyleyeyim, uzak mesafe ilişkisi de hayatımda belirli bir zorluğa sebebiyet verdi. Çünkü parasal sıkıntılar yaşıyoruz. Buluşmak çok zor oluyor. Sürekli çalışmak zorunda oluyorum. Ben mesela okula giderken aynı zamanda annemlerle akşam işe gidiyordum. Onlara yardıma gidiyordum. Annemler de bana her gün yardım ettiğim için para veriyordular. Bu şekilde az çok bir para topluyordum ve sevgilime gidiyordum. Artık okula bittiği için kendime bir tane mini job buldum. Bir kıyafet mağazasında çalışıyorum. İşimi çok seviyorum bu arada. Aşırı derecede eğleniyorum. Zevk alıyorum bu işi yaparken. Az çok da bir para kazanıyorum tabii ki ama yine de yetmiyor. Mesela şimdi bir karar aldık sevgilimle. Çünkü aslında o gelmek istiyordu bu kışın. O şekilde planlamıştık. Ama maalesef birkaç aksaklık çıktı. Yani biz bu davetiye yollama işine, vize işine falan çok geç başladık. O sebepten dolayı birkaç ay daha var önümüzde. Ve biz zaten şimdiden 4,5 aydır birbirimizi görmüyoruz. Çok zorlanıyoruz ve o sebepten dolayı büyük ihtimalle bir hafta içerisinde ben Türkiye'ye uçacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Daha her şey planlanmadı. Ama sanırım o şekilde yapacağız. Yeni yıla birlikte girmek istiyoruz. Ve gerçekten birbirimizi görmeyi de çok istiyoruz. Neyse, uzak mesafe ilişkisine hiç girmeyelim. Çünkü bunlar çok zor konular, çok can sıkıcı konular. Sevgi var ortada ama kavuşamamak da var. Ağlayasım geldi şu anda. Neyse, bu konudan bence çıkmamız gerekiyor. Yoksa toparlayamam şu an. Toparlanamayacağım. Tamam. Dediğim gibi şimdi nasıl bir şey yapmak istediğime karar vermek istiyorum. Aslında meslek olarak benim farklı düşüncelerim var. İlk başta benim düşündüğüm şey şuydu. Bir ofiste çalışayım, rahat bir iş olsun. İyi para alabileceğim bir işte olsun aynı zamanda. Çünkü ofiste çalıştığında iyi bir işte çalışmış oluyorsun. Hem de iyi bir kariyerin oluyor. Hem de iyi para kazanıyorsun. Ama sonra şunu düşündüm. İstediğim şey gerçekten bu mu acaba diye düşündüm. Ve şu an bir ikilemdeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Beni mutlu eden şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum ama yapamam. Mesela Almanya'nın birkaç şehrinde oyunculuk okulları var. İşte yazarlık okulları var. Onlara gitmeyi çok isterim. Oyuncu olmak, yaratıcı bir meslek yapmak çok isterim. İnsanları yazdıklarımla etkilemek, yazarlık okuluna gidip diplomamı elime alıp gazetede yazarlık yapmak çok isterim. Ama bunların hepsi imkansız gibi bir şey çünkü o yerlere okumaya gittiğin zaman çok paraya ihtiyacın oluyor. Yani aylık okula para ödemek zorunda kalıyorsun. Normalde Almanya'da böyle bir şey yok. Liseye kadar yok. Liseye kadar hiçbir şekilde para ödemiyorsun. Üniversitede de belirli öğrenci kredileri var. Onları faizsiz bir şekilde çalışmaya başladığın zaman ödemeye de başlıyorsun. Ve bu bence gerçekten çok iyi bir imkan. Ama ne yazık ki böyle yaratıcı işlere, ne bileyim yazarlığa, oyunculuğa her zaman bir yatırım yapmak zorundasın. Eğer oyunculuk okuluna gitmek istiyorsan o parayı ödeyeceksin. Yazarlık okuluna gitmek istiyorsan, o diplomayı eline almak istiyorsan o aylık o parayı ödemek zorundasın. İşte en büyük sıkıntı da bu benim için. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. İstediğim işler biraz zor. Şu anda mesela zengin olsam gerçekten böyle tomarla param olsa hiç düşünmem abi, direkt giderim o okula. Anladınız mı? Ama yok. İşte bu imkanlar şu anda elimde yok tam olarak. Çünkü çok para istiyorlar bence. Bu arada oyunculuk için ajansa yazıl falan diyenler olacaksa aranızda bunu demeyin. Ajanslara hayatta güvenmiyorum. Asla güvenmiyorum, hiçbir şekilde güvenmiyorum. Çünkü güvenilecek bir yanı yok. Sizden para alıyorlar, fotoğraf parasıymış, o parasıymış, şu parasıymış ve sizi sonunda bir yere yönlendirmeyecekler asla. O yüzden boşuna olduğunu düşünüyorum. Ajanslarmış, castinglermiş, bilmem neymiş. Bunlar bence saçmalıktan ibaret.
gidin oyunculuk eğitiminizi alın, diplomanızı alın, gidin güzel bir tiyatroya yazılın, tiyatroda çalışmaya başlayın atıyorum. Diplomanızı gösterin, yeteneğinizi gösterin ve o şekilde mesleğinizi yapın. Ajanslara güvenmeyin derim ben. Neyse, şimdi geçmişi ve şimdiyi az çok anlattık. Şimdi konu geleceğe geçiyor. Gelecekte ne yapmak istiyorum? Ne gibi planlarım var? Aslında benim gelecekle ilgili birçok planım var. Yani ilk başta ben YouTube'a devam etmek istiyorum. Nasıl bir meslek yaparsam yapayım ileride, nasıl bir şeyle uğraşırsam uğraşayım YouTube'a devam etmek istiyorum. Çünkü bu benim için terapi tarzı bir şey. Şu an takipçimin olup olmaması umurumda bile değil açıkçası. Çünkü severek yaptığım bir şey ve severek yaptığım her şeyi sonuna kadar devam ettirmek de isterim. Sonra yazarlıkta devam etmek istiyorum. Şu anda kitap yazmaya biraz ara verdim gibi. Son zamanlarda birkaç kelime bile yazdığımda yazamıyor gibi oluyorum. Gelecekle ilgili hayallerime giren şeylerden bir tanesi de kitap çıkartmak. Yani çok güzel bir kitap yazıp gerçekten sanat eseri olduğunu inandığım bir kitabı bastırmak istiyorum. Ve umurumda değil parası. Gerçekten ne kadar para verirsem vereceğim. Hiç umurumda değil. Yeter ki elimde benim bir tane kitabım olsun. Ve gelecekte çocuklarıma bunu gösterebileyim. Bunu istiyorum. Ve aslında başarılı da olmak istiyorum bu konuda. Ama olur muyum? Burasını bilmiyorum. Ondan sonra gelecekle ilgili planlarımın arasına giren şeylerden biri sevgilimi buraya getirmek. Yani Almanya'ya getirmek ve birlikte yaşamak istiyorum. Onunla bir evde yaşamayı çok istiyorum. Onunla birlikte yaşamak en büyük hayallerim arasına giriyor. Çünkü birbirimizden bu kadar yıl uzak kaldıktan sonra özlemin çok kötü bir şey olduğunu fark ettim ve onunla hep bir arada olmak beni her zaman çok mutlu etti. O yüzden planlarım arasına bu da giriyor elbette ve güzel yapabileceğim bir meslek. Meslek çok önemli arkadaşlar. Bir kadın da olsanız, bir erkek de olsanız hiç fark etmediğini düşünüyorum. Ya işte bazen şey diyorlar ya bazı insanlar, kadınsın sen, kariyer yapmana gerek yok. Sonuçta kocan olacak, sana bakacak falan. Ben öyle düşünmüyorum. Size bir tavsiyem. Hiçbir zaman hiçbir erkeğe körü körüne o kadar fazla güvenmeyin. Bir arada yaşasanız da, o sizin eşiniz olsa da bir gün aranızda bir sorun çıkar. Ayrılırsınız, boşanırsınız. Ne bileyim, şerefsizlik yapar, seni çocuğunla bir başına bırakır. O zaman çocuğuna bakman gerekir ve o zaman bir kariyerin olduğunda, bir mesleğin olduğunda bunu yapabilirsin ve iyi para kazanırsın, çocuğuna iyi bakabilirsin, onu iyi eğitebilirsin, ona iyi imkanlar sunabilirsin. Ama eğer kariyer yapmazsan o zaman hiçbir şey yapamazsın. Çok az para kazandığın bir işte çalışırsın, hep zorluk çekersin. En kötü ihtimalle çocuğunu da çalıştırır, çocuğunun da parasını kullanmak zorunda kalırsın geçinebilmek için. Ve kesinlikle hiçbir şekilde kocanıza, sevgilinize güvenip ben kariyer yapmam, ben ev hanımıyım falan demeyin. Ev hanımı olmak istiyorsanız olun ama elinizde bir diploma olsun en azından. Yapabileceğiniz bir meslek olsun. Gerekirse kenarda dursun. Ama olsun. Yani her zaman emniyetiniz olsun, anladınız mı? Ben öyle düşünüyorum. Neyse, sanırım gelecek planlarım bunlar. Yani meslek, yazarlık, YouTube ve sevgilimle, sevdiceğimle, kekolaştım yine. Sevdiceğimle bir evde yaşamak. Ya bunlar benim hayallerim. Basit hayallerim var. Güzel hayallerim var. Sanırım size kendimi iyi bir şekilde tanıtabildim. Çok uzun bir video oldu yine. Allah kahretsin. Kim izleyecek lan bu videoyu bu kadar? Kim izleyecek bu videoyu? Neyse. İzlerseniz çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum hatta. Umarım gelecek videolarımda görüşebiliriz. Umarım daha iyi, daha kaliteli içerikler çekebilirim zamanla. Kesinlikle kendimi bu konuda da geliştirmek ve eğitmek istiyorum. Çünkü çok eğleniyorum bunları yaparken. Sizleri çok çok öpüyorum ve seviyorum. Gelecek videolarımızda umarım görüşebiliriz. Görüşürüz.